Hazreti İbrahim'in ateşine yakılan o ateşe ağzında karınca taşıyan karınca misali safı belirleme olsun. Ben ilkeli olan insanım diyordu. Bu ilke zulüm neredeyse ona karşı durmaktır. Zalim kimse onun karşısında durmaktır. Mazlumun yanında yer almaktır. Mazlumun coğrafyasının olmadığını belirlemektir. Bugün Filistin'de bir zulüm varsa karşısındayız, yanındayız. Yarın olmasını arzu etmeyiz ama dünyanın neresinde, hangi coğrafyasında ve hangi milletten ve ırktan olursa olsun zulüm var ise karşısında bizi bulmalı. Yani biz iyilerin insanı, iyiliklerin insanı ve iyi insan olmalıyız. Ve dünyayı daha yaşanabilir hale getirmek için iyilik hakim olana kadar mücadelemize, tavrımıza, duamıza en üst seviyede samimiyet ve ihlasla devam etmeliyiz. Sizler bugün onu gösterdiniz. Derslerinizin arasında, imtihanlarınızın sonrasında, belki final imtihanlarınız başlayacak. Bir kampüs ortamında, gençlik merkezinde kardeşlerinizle beraber olduğumuzu göstermek için genç dimağlar, el emeği ürünlerle burada kendilerinin biz de iyiler safındayız, biz de zulmün karşısındayız, biz de İslam kardeşliğinin tesisi için Filistinli, Gazze'li şehitlere dua ediyoruz. Yaralılar için, şu an yaşayanlar için ve gelecek için iyi işler yapmak gayretindeyiz diye kendinizi burada konumlandırdınız. Tarihe not düştünüz. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, sensin bütün kainatı yar eden, bizleri yaratan, varlığından haberdar eden. İlahi Ya Rabbi, elimizi açtık, huzuruna geldik. Ne olursun bizi huzurundan boş çevirme Allah'ım. İlahi Ya Rabbel Alemin, şu cuma gününde, mübarek günde, müminlerin bayramı olan günde Ya Rabbi, duası kabul edilenlerden, affedilenlerden, bağışlananlardan, iyiliğe erenlerden eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin, en kısa zamanda mazlumların gözyaşlarının silinmesi için, kanın durması için, katliamın bitmesi için, İsrail'in aklını başına alabilmesi için, insani ve vicdani, mahşeri vicdanın harekete geçmesine sen imkanları tanı Ya Rabbel Alemin. Yaptığımız küçük fiiller, hareketler, dualar, kermesler, İbrahim'in safında olduğumuzu, hakkın, hakikatin safında olduğumuzun göstergesidir. Ya Rabbi, bizi ölünceye kadar hakkın, hakikatin, iyiliğin ve güzelliğin safında yer alanlardan eyle Allah'ım. Bizim elimizden, gözümüzden, özümüzden, sözümüzden senin rızana muhalif, İslam'a mugayyir, insanların vicdanını sızlatacak, İslam'dan insanları uzatacak şeyler sadır ettirme Allah'ım. Hem ülkemize, hem milletimize, hem insanlığa, hem İslam alemine faydalı hizmetler sunabilmek için ilimler öğreniyoruz. Ya Rabbi, bu uğurda en üst seviyeye çıkabilmeyi bu kardeşlerimize nasip eyle. İlim yuvalarında hakikatleri öğrenebilmeyi nasip eyle. Derslerinde üstün başarılar nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve bi hurmeti Seyyidil Murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Evet, ben çok memnun olduğumu, sevinçli olduğumu ifade etmek istiyorum. Burası Selçuk Üniversitesi kampüsü içerisinde büyük bir camimiz var. O camimizin içerisinde, müştemilatında bir gençlik merkezi. Zaten görüntülerden de anlayabilir bizi izleyen kardeşlerimiz. Öğrencilerimizin tertip ettiği, üniversite öğrencilerimizin tertip etmiş olduğu, gençlik koordinatörlüğümüzün organize ettiği bir etkinlikteyiz. Ne etkinliği? Filistin'deki, Gazze'deki, Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki duyarlılığın ortaya çıktığı, böyle somutlaştırıldığı, biz de orada
iyilerin yanındayız, zalimin, zulmün karşısındayız temalı mesajı veren bir kermes programındayız. Bunun için hazırlayanları, kardeşlerimizi, öğrencilerimizi, gençlerimizi tebrik ediyorum. Allah gönüllerini daha geniş eylesin, imkanlarını daha güzel eylesin. İnşallah ülkeye, millete, insanlığa güzel hizmetler üretsinler. Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin tabii bizi epey üzüyor. Orada yaşananlar, oradaki zulüm, İsrail'in yapmış olduğu katliamlar, çocukların ölmesi, yaşlıların, insanların, sivillerin katledilmesi, böyle ne insan haklarına ne savaş hukukuna uymayan, sınır tanımayan bir pervasızlığın orada sergilenmesi hakikaten Müslümanlar olarak bizleri derinden etkiliyor. Kalbimiz müteessir. İnsanlık adına utanıyoruz. Çünkü insanlık dini, dili, ırkı ne olursa olsun aslında zulmün, kötülüğün, vahşetin karşısında olmalı. İyiliğin, güzelliğin, hayrın, faydalı olan şeyin de yanında durmalı. Bu bilinci kaybetmiş görüyoruz insanlığı. İnsanlığın yeniden bir kendine gelmesi lazım. Zihinlerini, gönüllerini, akıllarını yeniden bir böyle biz neyiz, nerede duruyoruz diye sorgulamaları lazım. Körü körüne kapılmış, bu bir kıyamet alameti. Bu bir insanlığın artık ne olduğunu, ne kim olduğunu unuttuğunun bir göstergesi. Gönül dayanmıyor. İşte bu türlü etkinlikler aslında bize yapmak için, kendimize getirmek için, insanlığa insanlığını tekrar hatırlatabilmek için yapılan faaliyetler. Sadece Kudüs'teki, Filistin'deki, Mescid-i Aksa'daki insanlara destek verme faaliyeti değil. O elbette var. O safımızı belirlemedir. Boykot safımızı belirlemedir. Bizim gıyabi cenaze namazları, kunut dualarımız, bizim insanlarla olan ilişkilerimiz safımızı belirlemedir. Duamız safımızı belirlemedir. Karınca misali, Nemrud'un yakmış olduğu o büyük ateşe İbrahim'i kurtarmak için ağzında taşıyan karınca misali faaliyetlerdir bunlar. Ama aynı zamanda sadece Müslümanlara bir yardımın ötesinde insanlığa bir yardımdır. Kendinize gelin. Siz de duyarlı olun. Sizin de çocuklarınız var. Sizin de evlatlarınız var. Sizin de hanımlarınız var. Siz de sivilsiniz. Savaşın hukukuna, savaş da diyemiyoruz buna, riayet edilmesi gerekiyor. Bu vahşetin, tek taraflı katliamın durması gerekiyor. Mesajının ilanıdır aslında. Dolayısıyla sadece bir boyutlu ele almak burada yanlış olur. Bu gençlerimiz, bu öğrencilerimiz, ben dolaştım, bütün standları dolaştım. El emekleriyle, göz nurlarıyla yapmış oldukları Filistin küpelerini, takılarını, bayraklarını, kitap ayraçlarını bir sürü emek ortaya koymuşlar, güzellikler ortaya koymuşlar. Sorduğumda, onlarla sohbet ettiğimde aslında benim biraz önce ifade etmiş olduğum insanlığa bir ders verme amacını biraz daha önde tutuyorlar. Bu son derece önemli bir duyarlılıktır. Bu gençliğimiz adına, geleceğimiz adına, Türk gençliği adına dünyaya yeniden bir medeniyet manifestosu çizecek, onlara yeniden insanlığı hatırlatacak bir gençliğimizin olduğunu bizlere gösteriyor. Son derece memnunum. Memnuniyetimin asıl temel sebebi bu. Bu etkinliğin Konya İl Müftülüğü organizesinde, Gençlik Koordinatörlüğü organizesinde, cami merkezli ve cami içerisinde, kampüs cami içerisinde yapılıyor olması da çok büyük anlam taşıyor. Ben emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu camiye emek verenleri, Türk Anadolu Vakfı'nı tebrik ediyorum. Burada görev yapan koordinatörlerimizi, din görevlilerimizi, gençlik bölümünde çalışan hanım kardeşlerimizi, ADRB büromuzu tebrik ediyorum. Günün her saatinde canlı cıvıl cıvıl bir merkez burası. Bugün çok daha anlamlı bir etkinlikle tarihe not düştü. Öncelikle böyle bir organizasyonu yapan bütün arkadaşlarımıza, il müftülüğümüze, Kadın Kolları Diyanet Vakfı Kadın Kolları Başkanlığımıza, Gençlik Koordinatörlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Tabii 67. gününde şu anda Filistin'deki direnişin ve İsrail zulmünün, soykırımının 67. günündeyiz. Ama ben inanıyorum ki oradaki kardeşlerimize hem buradaki kardeşlerimin desteği, hem duası, hem efendim maddi desteği olarak bütün milletimiz, bütün gençliğimiz, insanlarımız, yaşlımız ayakta, her türlü destek için çok kıymetli bu bizim için. Dolayısıyla Türk milletinin, ümmetin desteği önemli olduğu için biz de buralardayız. Efendim şu mübarek günde, şu mübarek vakitte duamız, niyamız odur ki Cenab-ı Hak oradaki mazlum kardeşlerimizin sıkıntılarını en kısa zamanda helas eylesin.
Yaptığımız bu kermes o kardeşlerimize dua olsun inşallah. Bizim innemel müminü ihvetun ayet-i kerimesi mucibince genç kardeşlerimiz buraya akın ettiler bugün. Üniversitemizin bünyesindeki gençlik merkezimize her birinin niyeti oradaki kardeşlerine bir dua göndermek, onların yanında olduklarını hissettirmek. Temennimiz duamız olur ki oradaki çocuklarımızın gözyaşı dinsin, hanımların gözyaşı dinsin inşallah. Buradan Gazze'ye, Filistin'e gönüller doğrusu selamlar arz ediyorum. Biz de sizinleyiz değerli kardeşlerim. Salcı, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde uçak mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün Selçuk Üniversitesi'nde bir kermes düzenledik, Filistin temalı. Bu kadar bu insan burada Filistin için bir araya geldi ve ben Filistin'in yanında olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Rabbim Filistin'in yardımcısı olsun ve bunları düzenleyen herkese de teşekkür ediyorum. Gazze'de yaşanan zulmün karşısındayız. Bugün de burada Gazze'li kardeşlerimizin yanında olmak için, yanında olduğumuzu belirtmek için bulunuyoruz. Bunu düzenleyen herkese teşekkür ederiz. Herkesin eline emeğine sağlık. Filistin'in yanındayız. Adım Emir Yalçın. Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 3. sınıf öğrencisiyim. Mersinliyim. Burada Filistin'i desteklemek için Müslüman olmaktan ziyade insanlık gerektiren bir durum. Her 10 dakikada bir çocuğun öldüğü söz konusu. Böyle bir duruma duyarsız kalmak ancak içler acısı bir durum. Hani Cemil Meriç'in dediği gibi de böyle bir zulme karşı tarafsızlık namussuzluktur. Bu sözleri dikkate alarak düşünmemiz gerekiyor her şeyden önce. İsrail'in yaptığı burada bir soykırım var. Açık ve net bir şekilde biz Müslümanlar olarak Allah'ın izniyle elimizden gelenin son ana kadar yapacağımızı söylüyoruz her zaman. Her şekilde ve her yerde İsrail'i boykot etmeye de devam edeceğiz. Bu mücadele son ana kadar devam edecek. Çünkü oradaki insanlar Müslüman kardeşlerimiz bizim. Bu durumda elimizden geleni yapacağız Allah'ın izniyle. Bizler Konya İl Müftülü Gençlik Koordinatörlüğü olarak gençlerimizle beraber Filistinli, Gazze'li kardeşlerimizin yanındayız. Çünkü Müslümanız, onlar bizim Müslüman kardeşimiz. Çünkü insanız. Dünyanın her tarafında insan hakları aktivistleri sokaklarda, caddelerde Gazze'li masumların, bebeklerin, çocukların yanında olurken bizler de bir insan olarak, bir Müslüman olarak elbette bu bebeklerin, çocukların, kadınların, masumların, kardeşlerimizin yanındayız. Bir an önce bu zulmün bitmesini, bu soykırımın bitmesini talep ediyoruz. Yüce Rabbimizden istiyoruz. Bütün yeryüzündeki insanların bu manada ayağa kalkmasını istirham ediyoruz. Hiçbir eyleminizi asla boş görmeyin. Kendinizi ciddiye alın. Yapacağınız boykotlar, yapacağınız dualar, maddi manevi, bu mazlumların yanında olduğunuzu gösteren her şey, zalimlerin karşısında dimdik ayakta durmanız, sosyal medya hesaplarınızdan ve her anlamda destek vermeniz mazlumlara ve zalimlerin karşısında durmanız çok anlam ifade ediyor. Yapacağınız hiçbir eylemi kesinlikle küçük görmeyin. Elinizden ne geliyorsa yapmaya gayret gösterin. Diyar Filistin çok büyük acımız bizim. Orada yaşanan dramları aynen burada da yaşıyoruz. Onlara bir gücümüzle imkanımız olmadı yardım etmeye. Ama dedik ki manevi olarak hem dualarımızla hem de biz kadın hareket olarak, Konyalı hanımlar olarak birleşerek onlara destek olalım dedik. Ve bu şekilde bir kermes hayır yapmayı düşündük. İnşallah kardeşlerimizin çok büyük katkıları oldu. Kadınlarımız çok duyarlı, gençlerimiz çok duyarlı. Hem kadınlar, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları olarak, Konya Şubesi olarak hem de Konya'daki üniversite öğrencileri, gençlerimizle birleşerek güzel bir etkinlik yapmak istedik. Özellikle Filistin'in etkinliği, Filistin'e duyarlılık olsun istedik. İnşallah katılımlar çok güzel. Kardeşlerimiz çok koşa koşa böyle canı gönülden yaptılar. Her evden bir malzeme gönderdiler. Her evden bir kaç kuruş gönderiyorlar şimdi.
İnşallah kardeşlerimiz el emeklerini günlerce hazırladılar ve burada bir sergilenmesini ve bir onlara gözyaşlarını dindiremeyiz ama yine de bir karınca misali bir katkımız olsun istendi. İnşallah başarılı olacağız. İnşallah Filistin özgür olacak. İnşallah Kudüs özgür olacak. İnşallah İslam dünyası birleşecek ve birlik ve dirlik olacak inşallah. Hocam öncelikle Rabbimiz inşallah Filistin'deki dünyanın dört bir yanındaki zulme uğrayan bütün kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Mevla inşallah en kısa zamanda bu sıkıntılarından bir an evvel kurtulup feraha kavuşmalarını nasip eylesin. Bizler de Selçuk Üniversitesi kampüsünde Konya İl Müftülüğümüzün Diyanet Gençlik Merkezi'nde acaba bu kardeşlerimiz için ölen masum yavrular, bebekler, öldürülen kadınlar için ne yapabiliriz, nasıl bir farkındalık oluşturabiliriz diye günlerdir bir uğraş içerisindeyiz. Ben buradan sizin vesilenizle öğrenci kardeşlerime çok teşekkür etmek istiyorum. Günlerdir uğraşıyorlar, el emeği ürünleri buraya getirdiler. Biz de bu ürünlerin satışından elde edilen geliri inşallah Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimize göndereceğiz. Ve yine kadın kollarımız, Türkiye Diyanet Vakfımızın, Konya Şubemizin kadın kollarından, Kur'an kurslarından, evlerden, her yerden destek var. Ben onlara da bu vesileyle hepsine teşekkür etmek istiyorum. Özgür Filistin, özgür Gazze, bebekler, çocuklar ölmesin. İnsanlığını kaybetmeyen herkesi Gazze'ye, Filistin'e desteğe bekliyoruz. Öncelikle bu soykırımı yapan bu kafir Filistin, kafir İsrail'e karşı bütün hıncımızı buradan belirtiyoruz. Biz Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Filistinli kardeşlerimizle Gazze ile aramızda hiçbir köprü, hiçbir sınır yok. Köprümüz var. Biz Kampüs Diyanet Gençlik Merkezi olarak Filistinli kardeşlerimiz için bu etkinliği yaptık. Bizim yapabileceğimiz bu. Rabbim bizleri bu hizmette daim eylesin inşallah.